Yaşama Sanatı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler, sevgili izleyiciler. Yepyeni bir haftaya yepyeni umutlarla girmiş olduk. Bu arada Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Havalar hala daha sıcaklığını hissettiriyor. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kolon Hastanesi Başhekimi, aynı zamanda Operatör Doktor Celal Bölükbaşı, Genel Cerrahi Uzmanı kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle böyle bu haftalar meme kanseri farkındalık, daha doğrusu ayı diyelim. Bununla ilgili konuşacağız sevgili izleyiciler. Tabii ki onun yanı sıra birazcık da sağlıktan bahsedeceğiz. Biraz böyle doğal, sizin hayatınızdan şöyle bir doğaçlamamız gerçekleşmiş olacak. Son zamanlarda nasıl gidiyor hayat? Her şey nasıl? Güzel mi? Pandemiyi atlatmış olmanın bir rahatlığı var tabii. Yani en azından o geçtiğimiz son 2 yılı diyelim. Biraz unutmaya çalışıyoruz. Üzerinizden o yük kalktı değil mi? O anlamda toplumun üzerinden yük kalktı. Bizim de tabii bir cenahta, bir tarafta mutlu oluyoruz. Yani maskelerden kurtulmaktan mutlu oluyoruz. İnsanların daha özgürce gezmelerinden, dolaşmalarından, kapalı mekanlarına girmelerinden mutlu oluyoruz. O anlamda iyiyiz ama yoğunluk tabii her zamanki gibi devam ediyor. Evet. Hatta artarak devam ediyor diyebilirim. Hı hı. Bizim işler gece gündüz 7-24 devam, çalışıyoruz. Ama böyle hep hatırlıyorum, bu pandemi süreci içerisinde PCR testleri için olsun, antijen testleri için olsun, o kuyruk, o sıralar, insanlarda böyle yani hani bir farkında olmadan bir gerginlik, bir gerilim yaratıyordu sürekli. Bitmeyecek mi, bitmeyecek mi, artık nereye kadar bu devam edecek diye. Artık o kuyrukları görmeyince tamam, yine aynı şekilde insanlar bir takım şeylere... Tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor, o ayrı. Yani önümüz kış, ama yine bir risk az da olsa var, bir mutasyon riski işte. Herkesin alışık olduğu terimlerden artık bu. İnşallah bu kışın rastlamayız bir daha. Herkes. Yani şu da var değil mi Celal Bey? Yani illaki insanların koronadan bir takım şeylerden ölmesine gerek yok. Bir insana herhalde bir grip bile yapabilir, öldürebilir yani. Kesinlikle. Hani aman sadece korona yüzünden öleceksiniz diye bir şey yok yani açıkçası. Ya biz eskiden televizyonlarda görürdük özellikle. Japonya gibi ülkelerde, metrolarda, sokaklarda, otobüslerde maskeli insanlar gördük. Grip olan kendi maskesini kendisi takardı ki etrafa bulaştırmasın. Yoksa bütün insanların takmasıyla değil. Bizde de o bilinç oturacak. Yani bundan sonrası içinde herhangi bir gribal ya da nezlevari hastalıklarda insanlar kendisini maske takarak aslında kendisini değil başkalarını daha fazla korumuş. Evet, olacak. Bu bilince ulaşmak sonuçta dönüp dolaşıp kendi çıkarın olduğu için buna alışmamız lazım. Yani bu bir medeniyet göstergesi aslında. Zaman zaman görüyoruz aslında böyle alışveriş yerlerinde falan, işte marketlerde falan. Eskiden böyle hep şey diye düşünürdük. İşte kanser tedavisi gören insanların maske taktığını düşünürdük. Artık şimdi tamam, kesin bu nezledir ya, griptir ya da işte korona olmuştur falan, atlatmıştır diye şey yapabiliyorsun. Yani daha temkinli oluyorsun, aslında güzel oluyor. Yani kesinlikle bu, gerçi insanlar bir bedel ödedi. Yani bu anlayışa ulaşabilmek için, bu medeniyet seviyesine diyeyim ulaşabilmek için bir bedel ödedi. Daha fazlasını ödemek istemeyecektir insanlar. Bundan sonra daha dikkatli olacaktır herkes. Tabii ki tedbir anlamında güzel şeyler oldu ama insanların arasındaki o sıcaklık, dostane, hani Türk insanı biraz sever sarılmayı, öpmeyi sever, işte dokunmayı sever. Biraz daha böyle insanlarda yavaş yavaş, çünkü 2 sene boyunca düşünsenize o maskenin arkasında tedbirli oluyorsun. Artık şey alışkanlığımız gitmeye başladı, tokalaşma falan, merhaba falan, böyle birazcık İngilizler gibi olmaya başladık galiba. Ama bugün sevgili izleyiciler, çok ilginç bir şey başıma geldi. Marketteydim, su alacaktım. Bir baktım bir hanımefendi, ismini de hemen öğrendim, Ayşe Hanım. Bir an böyle koluma dokundu, aa falan dedi, böyle okşadı kolumu. Ben baktım, hani tanıyamadım, acaba dedim hani bir yakınımız mı oluyor? Sonrasında çok özür dilerim, sizi çok sevdiğim için dedi, böyle bir şey yaptım falan dedi. Ben ekrandan görüyorum sizi dedi. Şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili insan izleyicilerimiz. İnsanların artık bir şekilde sevgilerini ifade etmekten bile artık çekinmeye başladılar. Yanlış mı anlaşılır? Yani hani ne var ki bunda? Tabii ki dedim, ne kadar güzel sevginizi belli etmek. Aynısını ben de yapardım dedim. Şey olmaya başladık, böyle birisine merhaba denilince bile yanlış anlaşılmaya başlıyor, işte nasılsın, hani böyle bu duygulardan yavaş yavaş sanki uzaklaşmaya başlıyoruz, insanoğlu sanki yalnızlaşmaya başladı gibi geldi bana.
Ben çok katılmıyorum. Ya bizim kültürümüzde, o var. Biz temas etmeyi, sarılmayı, dokunmayı seven, bu iletişimin bir parçası olarak kültürümüzde var olan bir şey. Araya bir evet bir dönemler girdi ama tekrar eskisine döner miyiz? Yani o sıcak ortama. Belki eskisi kadar olmamasında da fayda var. Yani öyle her ortamda sarmaş dolaş olunmamasında da fayda var. Çünkü bunun da yan etkilerini gördük ama biz dokunmayı, temas etmeyi, sarılmayı seven bir insanlar. Biz sevgimizi göstermek için böyle şeyler yapıyoruz. Buradan sevgilerimi gönderiyorum Ayşe Hanım'a. Kucak dolu uzun sevgiler. Çok teşekkür ediyorum o güzel sevgi için. Şimdi farkındalık ayı dedik. Meme kanseri. Birçok şeyi erteliyoruz hayatımızda. Özellikle de bu pandemi süresi içerisinde belki kansere yakalanıp da ihmal eden değil mi hastalar olmuştur açıkçası. Kesinlikle. İlk sorum şey olmuş olsun. Yani tabii ki herkes bunu sürekli dinliyor ama yine de yani meme kanseri nedir? Şimdi meme kanseri, aslında kanseri nedir onunla başlamak lazım. Kanser dokuların kontrolden çıkarak hızla büyümesi ve normal organların yapılarının yerlerini almasıyla oluşan bir şey. Yani kontrolsüz büyüyen kitle. Bunlar hem komşuluk yoluyla sağa sola yayılma riski hem de işte kan ve lenf gibi yollarla uzak organlara da gidip oralara da istila edebilen kitleler şeklinde açıklanabilir. Meme kanseri de meme dokusundan köken alan kanser demek. Daha çok kadınları ilgilendiren bir şey. Meme dokusunun büyüklüğü nedeniyle ama erkeklerde de az da olsa. Onda bir gibi, yani 10 kadına bir erkek gibi yaklaşık bir ortalama söylemek gerekirse erkeklerde de görünüyor ama kadınlar en önemli. Bu konudaki hedef kesim diyelim. Meme kanseri niçin bu kadar önemli? Toplumun işte yarısı kadın. Ve sonuç itibariyle istatistikler de gösteriyor ki 8 kadından 9 kadından bir tanesi hayatlarının herhangi bir evresinde meme kanseriyle tanışıyor. Başka bir şey, tıbbın geldiği, yani bizim tedavi modalitelerimizin geldiği noktadaysa artık meme kanseri tedavi edilebilir kanserler arasında sayabiliriz. Yani özellikle erken saptadığımızda netice aldığımız, insanları kanserden değil doğal yollardan artık kaybetmeye başladığımız, kanseri tedavi edebildiğimiz bir hastalık haline geldi. Dolayısıyla bu bilinçle yerleşince tarama yöntemleriyle kişinin erkenden doktora başvurması ve gerekli işlemlerin, tetkiklerin yapılmasıyla birlikte de bizim için artık korkulur bir hastalık olmaktan ziyade tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi. Biz o yüzden bunun önemini özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Ya peki bu kadar erken teşhis o kadar önemliyse niçin acaba şeyde korkuyoruz? Yani bu kadar hani doktora gitmekten, kontrol olmaktan neden korkuyoruz? Acaba bize kötü bir şey söyler diye mi korkuyoruz? Yani o bir şey tabii. Kadınlar için yüzleşmemek mi bazı şeylerle? Kadınların yani kadınlığını tamamlayan organlardan bir tanesi meme. Herkes için önemli. Yani kadınlığını tamamlayan, kadınlık vasıflarının bir vurgulayıcı bir organı, öyle söyleyeyim. Ve kadınlar bu konuda çok daha fazla hassas ve korku var. Meme kaybetme korkusu belki biraz yaşamını kaybetme korkusunun da önüne geçebilecek kadar bir korku olabiliyor. Bu şimdi şeyi bilmek lazım. İnsanlar bilmediği şeylerden daha çok korkarlar. Aslında. Karanlıktan korkarlar. Görünmeyenden korkarlar. Varsayılandan korkarlar ama gördüklerinden, bildiklerinden, algılayabildiklerinden çok korkar. Meme kanserine böyle bakmak lazım. Meme kanserini iyi anlamak lazım. Kişilerin, kadınların memesiyle barışık olması, kendi kendini periyodik olarak muayene etmesi lazım ve farklı bir şey gördüklerinde, bir soru işareti kafalarında uyandığında hekime başvurmaları lazım. O zaman işte yapılan tetkiklerle bir mamografi bize daha kanserleşmemiş, kanser öncesi lezyonları da gösterebildiği için biz daha kanser oluşmadan vücutta uzaklaştırabiliyoruz. Veya erken evrede yakaladığımız için kanseri orada tedavi ediyoruz. Yani o bölgeyi alıyoruz. Verilen ilaçlar ve hormonlarla, bazen ışın tedavileriyle. Tedaviye geçeceğiz ama bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mamografiden bahsettiniz ama bir de memede ultrason da oluyor, tabii, değil mi? Tabii. Şimdi aslında
böyle hani arkadaşlar arasında baktığımızda toplumda kadınların birbirleriyle konuştuklarında bir de korkunun yanı sıra aslında şeyden de çekiniyorlar. İşte mamografi çekince çok büyük bir ağrı olduğunu hani dile getiriliyor. Neden? Yani pres, yaptığım pres gibi bir şey yani fotokopi makinesine girmiş gibi oluyor. Hani peki şimdi bunun öncesinde ultrason da var, işte mamografi de var. İkisinin arasındaki fark ne? Yani kişi illaki mamografiye mi girmesi lazım? Ultrason da bazen yeterli olabilir şimdi mi? Mamografi bizim altın standardımız, meme kanseri taramalarında kullandığımız. Ama kullanabileceğimiz yaş grubu var. Yani 40 yaşın altında da yoğun bir meme dokusu olduğu için görüntüler bizim istediğimiz gibi olmuyor. İstediğimiz kadar göremiyoruz. Daha çok 40 yaşın altında bu sefer ultrasona başvuruyoruz. Veyahut da 40 yaşın üstünde tamamlayıcı bir tetkik olarak ultrasonu yapıyoruz. Yani aslında birbirinin alternatifi değil. Mamografinin yerini tutabilecek bir şey de değil. Ultrason. Hatta bugün meme MR'ı da mamografi gibi gündeme girdi. Onda da çok faydalanabildiğimiz durumlar var. Ama bu hekimin uygun göreceği vakalarda uygun şekilde kullanılırsa sonuç alınıyor. Ama dünyanın kabul ettiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 40 yaşın üzerinde. Mamografi kesinlikle. 50 yaşına kadar 2 yılda bir, 50 yaşından sonra da yılda bir mamografi çekilmesi yönünde. Ultrason bizim her zaman yapabileceğimiz, yan etkisi olmayan, ışın, radyasyon riski olmayan, kolay uygulanabilir bir yöntem zaten. Bazen takipte de kullanabiliyoruz. Yani adını koyduğumuz, aşağı yukarı şeklini, şemalini belirlediğimiz kitlelerin, kistlerin vesaire takibinde ultrasonda sık kullanıyoruz. Radyasyon vermediğimiz için, peki, daha da rahat olduğu için. Yaş ilerledikçe neden daha çok böyle sık mamografi yapılması lazım? Yani hani ne oluyor orada, ne tetikliyor aslında? Risk artıyor. Aslında? Yani görülme sıklığı artıyor. Yaşla birlikte meme kanseri, birçok kanserde olduğu gibi meme kanseri de ileri yaşlarda daha sık görünüyor. O nedenle özellikle menopoz sonrası 50 yaşın üstünde daha sık aralıklarla bakmak gerekiyor. Peki menopoz sonrasında o da tetikliyor mu? Mesela işte menopoza girmeyen insanlarla girenlere baktığında, kıyas yapıldığında menopoza girenler daha mı çok? Ya orada değişik istatistikler var. Yani uzun bir doğurganlık döneminin aslında riski artırdığı söyleniyor. Yani menopoz sonrası daha fazla değil ama erken regil olmak, erken olgunlaşmak, işte geç menopoza girmek, uzun dönem hormonlara maruz kaldığı için hormonların bu tarz prekanseröz dediğimiz lezyonları, kanser öncesi lezyonları kanser olma yönünde biraz teşvik ettikleri, tetikledikleri düşünülüyor ve uzun doğurganlık dönemi riski artırdığı söyleniyor. Tabii yaşla birlikte artık vücudun kendini yenileme kapasitesi, efendim bağışıklık sisteminin zayıflaması, o bizim kendi vücudumuzun savunma sistemlerindeki zayıflama filan hepsi birleştiğinde riskin artmış olduğunu düşünüyoruz. Uzun dönem bir kolaylaştırıcı etkenlere maruz kalmak sebep. Tabii işte genetik var bu işin içerisinde. Evet. Tabii ki beslenme var. Sigara gibi kötü alışkanlıklar var. Genetikte, hepsinin bir miktar etkisi var. Genetikte en çok şey mi? Mesela anne tarafı mı, nasıl oluyor? Yani Tabii anne. Baskın taraf hangisi oluyor daha çok? Anne tarafı mı? Anne ve özellikle anne ve bir kız kardeş de varsa biz mutlaka genetik araştırma yapıyoruz. O kişide. Anne de varsa, yani birinci derece yakın olarak anne de varsa da yakın takip ediyoruz. Risk altında görüyoruz. O riskin biraz arttığını gördüğümüz için takip ediyoruz. Ama anne ve kız kardeş de varsa muhakkak genetik araştırmaya gidiyoruz. Hatta pozitif bulursak kanser olmadan da meme dokusunun çıkartılması, yani cildin, meme başının korunarak meme dokusunun çıkartılması şeklinde ameliyat önerdiğimiz hastalarımız da oluyor. Ki bunlarda risk çok yüksek olduğu için o riske maruz bırakmamak için. Çıkartıldıktan sonra sizin zaten alanınızda cerrahi. Yani çıkartıldıktan sonra da tekrardan yani bir işte kadının psikolojisi bozulmasın diye. Protez uygulamalarıyla yine memesini korumaya çalışıyoruz. Orada daha doğrusu memenin içini boşaltmış gibi oluyoruz. Oraya bir bugün silikon protezler var. Onlardan uygulayarak meme görüntüsünü, yine meme varlığını sağlayabiliyoruz. Ama bir risk teşkil eden, orada kalması risk olan bir dokudan da kurtarmış oluyoruz. Evet.
Şimdi az önce dediniz, evet, kadınlarda daha çok olduğunu söyledik ama erkeklerde de olduğunu söyledik. İşte çok az olduğunu söyledik. Şimdi erkekler şunu söyleyebilir mi acaba? Yani işte ne de olsa kadınlarda var. Bize bir şey olmaz canım, yani bizde olmuyor falan diye düşünüp mesela vücudunun herhangi bir yerinde bir kitle hissederse korkmayayım canım, bu yağ bezesidir, başka bir şeydir aslında dememesi lazım. Biraz da bunu da vurgu yapalım isterseniz. Hani biz elimize bazen alıyoruz, pembe kurdeleler takıyoruz, pembe balonlarla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ama bu sadece kadınlarda olan da bir şey de değilmiş. İşte erkeklerde de ender de olsa, aslında ender de olsa da sonuçta oluyor yani. Hani kesinlikle, bunu da vurgulamak lazım. Kesinlikle erkeklerin de bir şansı var erkeğin. Meme dokusu, destek dokuları, yağ doku az olduğu için meme de oluşabilecek herhangi bir kitle, sertlik, beze, ciltteki herhangi bir değişiklik kolay fark edilebiliyor. Erkeğin bu şansı var ama bende olmaz. Tabii ki dememeliler. Mutlaka doktora gitmeliler. Ne dedik? 10 kadına bir erkek gibi bir hasta dağılımı var. Dolayısıyla erkekler de az ya da çok bu risk altında. Ama dediğim gibi bir şansı var. Daha kolay fark edebiliyorlar. Özellikle iri memelerde kitleler belli bir boyutun üzerine çıkmadan fark edebilmek bazen zor olabiliyor muayeneyle. Dolayısıyla biz doktor kontrolünü mutlaka öneriyoruz yılda bir. Yani 20 yaşından sonra yılda bir doktor kontrolü önerimiz. Ayda bir de kendi kendini muayene etmesini öneriyoruz. Bütün hastalara, bütün kadınlara daha doğrusu. Bunu bir alışkanlık haline getirsinler. Tabii erkekler de zaman zaman bu kendi kontrollerini yapsınlar. Şüphe ettikleri bir durum varsa da bende olmaz değil, erkekler de olur. Mutlaka başvursunlar doktorlarına. Şimdi az önce evrelerinden bahsettiniz. Birazcık bu evrelerden isterseniz sevgili izleyicilerimize bahsedelim. Şey de olabiliyor mu mesela, bazen hani kanserli olduğunu, memenin kanserli bir hücre taşıdığını kan tahlillerinde de çıkabilir mi? Yani yoksa çok ilerlemiş evrelerde mi kan tahlillerinde? Kan tahlilleriyle pek tanı koymuyoruz, onu söyleyeyim. Bazı durumlar var meme kanserinde de, bazı tümör belirteçleri dediğimiz şeylerin arttığı durumlar var ama bizim tanı koymamızsa biz sağlamıyor. Biz tanıyı patolojiyle koyuyoruz. Yani bir şekilde o kitleyi çıkartarak veya bir parça alarak patolojik incelemeyle koyuyoruz. O zamana kadar bizim için sadece şüpheli kitledir o. Yani bu her kitlede kanser demek değildir. Her şişlik, her beze kanser demek değildir. Bunları isterseniz biraz açalım. Yani mesela diğer şişlikler neyin belirtisi? Yani çok çeşitli nedenlerle oluşabilen iyi huylu selim tümörleri var memenin. Özellikle doğurganlık çağında adet öncesi bile normal süt bezlerimizi kitle gibi algılayabiliyor kadınlar. Yani muayenesinde, özellikle yanlış zamanda muayene ediyorsa, adet öncesi dönemde kendi kendini muayene ediyorsa, abi kitle buldum diye koşturarak panik içinde geliyor. Biz de o yüzden adetin 3. 4. gününden sonra, adetten sonraki o 3-5 gün, 1 hafta içerisinde muayeneyi öneriyoruz. Ve ayda bir kere öneriyoruz. Ama fibroadenom gibi kistler, basit kistler gibi, kanser olmayan lipomlar gibi, yağ bezeleri gibi birçok kitle aynı zamanda bu dokunun içerisinde oluşabiliyor. Özellikle fibrokistler ve fibroadenomlar kadınlarda, doğurganlık yaşındaki kadınlarda sıkça gördüğümüz kitleler. Biz onları çeşitli karakterlerinden ayırt edebiliyoruz. Ama arada kaldığımız vakalarda da kesin tanıyı ancak ve ancak biyopsiyle koyabiliyoruz. Yani ya o kitleyi tamamen çıkartıyoruz veya bir parça alıp adını koyuyoruz. Bu basitçe iğneyle olabiliyor, ince iğneyle, kalın iğneyle olabiliyor veyahut da keserek şeklinde biyopsiyle ama patolojiyle. Yani kesin tanı ancak patolojiyle konur. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ama kadınlar bazen şunu söylüyor kendi aralarında işte konuşurken. İşte ağrılı mı? Ağrılıysa işte kesin bir şey yani kanser değildir. Ağrısızsa kesin kanserdir. Şimdi ağrılı olup da kanser olan memede var mı? Var. Yani bu bir kural değil. Bir ayet değil, öyle söyleyeyim. Genelde öyle deniliyor. Doğrudur. Bu genel olarak meme kanserleri ağrısız kitleler şeklinde çıkar. Ama her zaman istisnası vardır. Ağrılı kitleler her zaman iyidir denemez. Bazen de ağrı yapabilir. Yani ama genel olarak ağrılı kitleler iyi huylu
tümörlerin belirticidir. Denebilir ama istisnalar her zaman vardır. Bir de mutlaka tabii bunların bir kontrol edilmesi, bir hekim, bir profesyonel tarafından kontrol edilmesi gerekir. Yani gerekirse tetkiklere başvurulup onunla ayrıcı tanısının yapılması gerekir. Yani peki nasıl şüphelenecek kadınlar? Yani baktığı zaman işte bir meme başında herhangi bir akıntının ya da işte ne bileyim bir kan gelmesi gibi mi? Meme başında buruşukluk mu? Yani kitle mi? Bir nelerden şüphe etmeleri lazım? En sık bulgu daha önce var olmayan bir kitle. Yani bir şişlik, Birincisi bu. Bir beze. En sık bulduğumuz kanser bulgusu kişilerin saptadığı bu. İkincisi sıkmakla değil, kendiliğinden gelen kanlı meme başı akıntısı. İkincisi, evet. Sonrasında ciltte bir takım değişiklikler. Yani cilde sirayet etmiş, cilde yapışmış tümörler onu içeriye çekerler. Ciltte bir takım portakal kabuğu gibi, mandalina kabuğu gibi durumlar yaratabilirler. Lenf bezlerini, lenf yollarını tıkadıklarından. Daha çok bunlar. Tabii bizim böyle metastazlarıyla yani uzak organ yayılımlarıyla saptadığımız, geç kaldığımız vakalar da var ama çoğunlukla en sık bulgu memede kitle ve kanlı meme başı akıntısı. Tabii ki şekil değişikliği, çökme, kabarıklık, efendim söyleyeyim işte cilt değişikleri, renk değişikliği, bazen kızarıklık, iyileşmeyen yara özellikle meme ucunda uzun süre tedavi edilmesine rağmen, pansumanları yapılmasına rağmen iyileşmeyen yaralar bizim için soru işareti taşıyan, mutlaka adının konulması gerektiğini düşünülen bulgular. O zaman kişiler bunları hissettiğinde böyle bulgulara mutlaka hekime başvursunlar. Hekime başvurmaları gerekiyor. Ya hiçbir şikayeti olmasa da yılda bir bence her kadının 20 yaşından sonra bir doktor kontrolüne gitmesi bu konuda. Nasıl kadın doğumcusuna gider gibi genel cerrahda bu konuda gitmesinde ve kontrolünü yaptırmasında fayda var. Peki mamografi yaptı diyelim. Mamografi evet. İşte onu şey olarak baz alıyor. Senede bir baz alıyor ya da senede ikiyi baz aldı. Yaptırdım mamografiyi. Aradan iki ay geçti. Ne de olsa ben yaptırdım deyip iki ay sonra farz edelim ki böyle bir şey oldu. Yani şeye güvenebilir mi? İşte ne de olsa mamografi yaptım. Temiz çıktı. Ben artık teselliler arıyorum insanlara. Şimdi, yanlış mı yapıyorum şöyle, bilmiyorum yok, ama. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi memet kanseri taramasında kullandığımız birkaç şey var. Bunlardan en başta geleni kişinin kendi kendine muayenesi. Tamam. Kadınlar memeleriyle bir doktordan ya da bir profesyonelden çok daha fazla birlikteler. Hı hı. Belli bir düzen içerisinde. Bunu sık değil, 3 günde bir değil, her gün değil. Ayda bir meme muayenesi yapmasını tavsiye ediyoruz uygun biçimde. Hı hı. Zaten orada beklediğimiz de bir profesyonel gibi muayene değil. Kendi meme dokusunu tanımasını bekliyoruz. Biliyor zaten. Oluşabilecek farklı şeyler. Görüntüde bir değişiklik, şişlik, kitle, beze vesaire o kişiyi doktoruna götürecek, doktoruna yönlendirecek. Hı hı. Onun dışında belli aralıklarla dediğimiz gibi doktor muayenesi, yılda bir de doktor muayenesi. Ha doktor gördü, kendisi zaten muayene ediyor. Baktık. Mamografisinde bir şey çıkmadı. 2 ay sonra pek bir şey beklemeyiz ama iyi huylu olsun veyahut da bazen görüntüye girmeyen, ele gelmeyen bir şeyler de ondan sonra kendini belli edebilir mi? Evet edebilir. Farklı bir şey bulduysa hasta o zamana kadar olmayan yine doktora gelmekten de çekinmez. Yani gelecek biz tekrar bir bakacağız. Yani bu zamana kadar olmayan bir şişlik, bir kitle, beze, yara şu bu mutlaka bizi tekrar uyandıracak. O gün tesadüfen görülmemiş olabilir. Bazı durumlar var bunu düşündüren. Ama eline bir şey geldiyse ya da bir şey saptadıysa o gün yine bizim görmemizde fayda var. Peki tedavi süreçlerini biraz daha isterseniz açalım. Yani tedavide insanlar bazen işte yok kemoterapi kullanmak istemeyenler, ışın tedavisi bu. Tedavileri isterseniz biraz daha izleyicilerimize. Yani ilk evrede ne hangi tedavi uygulanıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden mastektomi dediğimiz memenin alınması ameliyatı sıkça yapılan hatta tek seçenek gibiydi çok önceleri. Sonra meme koruyucu ameliyatlar
devreye girdi ve memede uygun vakalarda memeyi almadan da biz kısmi alarak, kitleyi alarak, kitlenin etrafındaki bir miktar sağlam dokuyla birlikte alarak memeyi yerinde bırakma çok daha gündeme geldi. Bugün neredeyse çok az vakada, çok nadir vakada memeyi almak durumunda kalıyoruz. Almak durumunda kaldığımızda da onkoplastik cerrahi dediğimiz, yani aynı seansta aldığımız memenin yerine yine bir meme dokusu ya vücudun kendi dokularından bazen protezler kullanarak yine meme dokusunu da aynı seansta yapıp yani kişiyi memeden yoksun bırakmamış oluyoruz. O kadınlık tamamlayıcı organından diyelim bir şekilde mahrum bırakmamış oluyoruz. Evet. Yani önceki kadar bir mastektomi, memenin alınması çok çok nadir vakalarda yapıyoruz. Bunu da şimdi onkoplastik cerrahinin de gündeme gelmesiyle yerine meme yaparak telafi ediyoruz. Ama çoğunlukla memeden kısmen kitlenin çıkarılması ve o bölgeye ışın tedavisi verilerek artık kemoterapi de değil, çoğunlukla hormonoterapi dediğimiz hormonlar, hormon reseptör blokerleri gibi ilaçlarla tedaviyi tamamlıyoruz. Artık korkulacak bir hastalık olmaktan çoktan çıktı erken vakalarda ama ileri evrelerde tabii kemoterapi de olsun, diğer seçenekler, radyoterapiler hepsi gündeme gelebiliyor. Onlarda da başarısız değiliz. Ömrü uzatma yönünde çok yol almış vaziyetteyiz. Her zaman hani klasik bir laf vardır ya, işte kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Evet öyle. Yani bu, özellikle meme kanseri için bu erken yakalanırsa bizim kür sağladığımız, yani tamamen tedavi ettiğimiz, bir daha hayatlarında karşılaşmayacakları bir hastalık haline geldi meme kanseri. Bunu kadınların özellikle bilmesini istiyoruz. Peki alındı diyelim. Tamam, meme kanseri teşhisi konuldu, meme alındı ve kanseri atlattı, tedavisini oldu, gayet iyi. Tekrarlama riski var mı? Tabii ki var. Kalan meme için o risk devam ediyor. Yani iki mememiz var, birinde bir şey çıktıysa ötekinde hatta normal topluma göre biraz daha fazla. Biz onun zaten takibini yapıyoruz. Peki ikisi normal alınsa? Normal popülasyona göre, normal insanlara göre daha sık aralıklarla o artık bizim için sabıkalı bir hastadır. Riski daha yüksektir diye daha yakından takip ediyoruz. Olacak anlamına gelmiyor ama. Peki bu sabıkalı hastamız kaç zamanda bir gelmesi lazım sabıkalı olduğu için? O tamamen yani her yıl, yılda bire dönüyor büyük bir ihtimalle belli bir süre sonra. Ama ilk zamanlarda tabii tedavi devam ederken bazen 15 günde bir, ayda bir, 3 ayda bir bu aralıkları açarak tedavinin gidişatına göre bunu değerlendiriyoruz. İlk başlarda daha sık ama sonra normal popülasyona kadar da dönebiliyor. Peki iki meme de alındığı zaman ikisini de alın. Mesela diğerinde şey yok, kanser yok. Bir tanesinde var, alındı. Ama ötekisi de hani tekrarlamasın diye diğeri de alındı. Buna rağmen yine tekrarlama riski de olabilir mi? Alınmasına rağmen yoksa? Nüksetmesinden bahsediyorsak. Yani evet, evet. Yine başka organlara değişik bir şekilde başka bir yerlerden koltuk altından. Evet ama hani falan. Şöyle söyleyeyim ya, eğer bir genetik bir yatkınlıktan bahsetmiyorsak profilaktik yaptığımız o sağlam memenin alınması çok uyguladığımız bir şey değil. Ama bazı kanser tiplerinde iki taraflı görülme riski çok yüksek olduğu için bunu uygulayabiliyoruz. Evet. O zaman tabii şeyi düşünmek gerekiyor. Yani başka yerde çıkabilir mi? Evet, başka organlarda yine atlama, sıçrama, hani metastaz dediğimiz durum söz konusu olabiliyor. Çünkü gözden kaçmış, bir şekilde tedaviden korunmuş, kana karışmış, başka organlara yerleşmiş, tümör hücrelerinden de söz edebilmek mümkün. Yani olmaz değil, olabilir, mümkün. O yüzden biz takibi zaten bırakmıyoruz bu aşamada. Evet, evet. Şimdi tabii ki farkındalık ayı dedik, meme kanserinden bahsettik. Ben böyle programın içerisinde böyle sadece sağlık programı gibi olsun istemiyorum. Biraz böyle daha yaşamdan da örnekler verelim. Yaşama sanatı programımızın ismi. Celal, hekimimize sorarsak, yaşamdan ne öğrendiniz dersek neler söyleyebilirsiniz bize? Yaşam güzel, her şeye rağmen güzel. Her şeye rağmen. Her türlü zorluğa rağmen güzel. Yaptığımız işte belki bize bu güzelliklerden daha fazla nasiplenme fırsatı veriyor diyelim. İnsana dokunduğumuz bir meslekle uğraşıyoruz. Bu güzel.
hem yaptığımız işi severek de yaptığımız için açıkçası bunun nimetlerinden faydalanıyoruz diyeyim. Yani külfetli bir iş, evet, zahmetli bir iş. Daha çok işten ziyade bir yaşam biçimi ama bunun verdiği haz da herhalde paha biçilemeyecek derecede. Hı hı. Hayattan öğrendiğimiz şey, severek yaptığınız her şeyde başarılı olursunuz. Biz de mesleğimizi seviyoruz, işimizi seviyoruz. Yeter ki sevin. Yani evet, sevmeyi de becermek lazım. Başka şeyleri de sevmek için bir yol bulmak lazım. Değil mi? Yani sadece eleştirmek ya da sadece dert yanmak değil, maruz kaldığımız, gündelik hayatta maruz kaldığımız birçok şeye sevmek için bir bahane bulmamız lazım. Başkasından beklemek yerine bizim ön almamız lazım. Hı hı. Gerek iletişim konusunda, gerek sosyal durumlarda, selam vermekte filan gibi. Yani öğrendiğimiz hayat güzel. Güzel. Yani her şeye rağmen güzel. Bir sürü çirkinliğe rağmen güzel. Çünkü iyi tarafları, güzel tarafları çok daha ağır basıyor her zaman. Çok daha ağır basıyor. Peki bu kadar koşuşturmanın içerisinde biraz daha bir sorumluluk üzerinizde var. Sonuçta başhekimsiniz. Zaman zaman kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz mesela boş zamanlarınızda? Onu merak ediyorum. Yani herhangi bir sporla uğraşıyor musunuz? Spor çok fazla yapamıyorum. Kitap okumaya zaman ayırıyor musunuz mesela? Ayırıyorum. Şöyle, benim toprakta artık çocukluğumuzdan, doğuşumuzdan mı, doğduğumuz yerlerden mi, çocukluğumuz hep toprakta aşırı neşir olarak geçmişti. Uzun bir süre uzak kalmıştım. Burada o fırsatı buldum. Hı hı. Bir bahçem var. Onunla uğraşıyorum. Çünkü, çok güzel. Daha önce çok fazla ürün alıp da yemeyi başaramadıysak bile uğraşması bir zevk zaten. Çiçeklerim var bahçede. Çiçekler işte onun güzelliğini yaşamışsın. Evet, çok evet. Güzel. Onunla uğraşıyorum. Günde 2 saat mutlaka bahçedeyim zaten. Bir faaliyet içerisindeyim. Yürümeyi severim fırsat bulabildiğim kadar ama bir sporla ilgilenme şansım uzun zamandır olmadı. Daha önce yapıyorduk bir takım sporlar ama son dönemde açıkçası pek yapamıyoruz. Vakit bulamıyoruz daha doğrusu. Bu da bahane ama. Daha önce beğendiğiniz spor dalları mesela? Ben futbol oynardım. Futbol oynuyordunuz. Çok futbol güzel. Futbol oynardım. Başarılı mıydınız? Yani öyle profesyonel boyutta değil ama işte bulunduğumuz okulda, bulunduğumuz hastanelerde daha sonra işte halı sahalar uzun süre devam etti ama sonra benim bir bel rahatsızlığım nedeniyle ara vermek zorunda kaldım. Ondan sonra yaş da kemal erdi artık bayağı bir şey. Olur mu canım? Şimdi size bir sürprizimiz var. Böyle yaşamdan da bahsettik. Biraz da sağlık sisteminden konuşacağız. Sağlıktan da bahsedeceğiz. Önce sürprizimiz ekranlara gelmiş olsun. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Bir tane bakalım doktor arkadaşımız neler söyleyecek. Merhaba sayın yaşama sanatı izleyicileri. Program yapımcısı ve sunucusu Eylem Hanım ile daha önceden 2 program yapmıştık. Tanışıklığımız oradan. Tekrar arayınca açıkçası çok heyecanlandım. Herhalde yeni bir program yapacağız diye. Bu söyleşinin içeriğini söyleyince heyecanım biraz daha arttı. Çok değerli meslektaşım ve hastanemizin başhekimi Sayın Operatör Doktor Celal Bey için bu programa katkıda bulunursanız hoş olur dedi. Bu benim için büyük bir onur oldu. Hastanede çalışmak için onayını almaya geldiğimde büyük bir içtenlikle görüşmeyi kabul etti Sayın Başhekim. Ben de bıraktığı ilk izlenim, ki ilk izlenimler önemlidir, çok anlayışlı, sevecen, dostluk kurulabilir, etik ve deontolojik yaklaşımı güçlü bir kişilik olduğu idi. Bu yaklaşımla yöneticilik sorumluluğunu da birleştirince ekibine destek olan, motive eden bir kişi olarak karşımıza çıkıyor Sayın Başhekim. Çalışmaya başladığım andan itibaren sürekli yanımda olduğunu duyumsadım. Böylece hastaneye ve ekibe olan
aidiyetim hemen olgunlaştı. Kendisine hem mesleki hem de yöneticilik alanında, konusunda destek olmaya devam edeceğim. Kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyorum. İyi bir program olsun dileklerimle. Hoşça kalınız. Dedi. Şimdi Erkan Hoca'ya da bunu söylediğimde dedim ki bir tane sürpriz yapalım dedim. Daha önce kendisini programa çıkardığım için ondan dolayı böyle bir şey istedim kendisinden. Hani program yaptığımız için. Bakalım ne söyleyecek diye. Bu seneki program formatında böyle ufak ufak sürprizler yapıyoruz. Bana şunu söyledi. Eylem Hanım diyor, yarın göndersem olur mu videoyu? Neden dedim. Sakalımı keseyim de öyle dedi. Biraz daha dedi düzgün çıksın dedi. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ne kadar güzel. Aslında insanın karşı tarafa o güzelliği verebilmesi için de presentable da olayım demesi, hani bu disiplini, bu sevgiyi, değil mi? O saygıyı benimsemesi kadar güzel bir şey olamaz herhalde diye düşünüyorum. Vallahi çok sağ olsun. Peki şimdi bu sene baktığınızda yani hastanenizde aslında şunlar da şunlar yapılabilir diye böyle bir kafanızda projeler var mı gelecekle ilgili yani? Var tabii. Proje biterse zaten hayat biter. Değil mi? Her zaman geleceğe dair bir şeyler var. Hı hı. Hastanedeki yani bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi şu, bugünlerde yatak problemi yaşıyoruz. Yer sıkıntısı yaşıyoruz. Bunun için büyümek için bazı girişimlerimiz oldu. İşler biraz tabii bu pandemi dönemi ve sonrasındaki bazı nedenler, bürokratik nedenlerle gecikse de yakında, hı hı, inşallah buna dair de girişimlere başlıyoruz. Hastanede işte yatak sayısını artırmak yönünde bir şeyimiz olacak. Girne'de yine bizim bir kliniğimiz var. Onu büyütmek için bir şu anda devam eden bir inşaatımız var. Burası bir tıp merkezi formatında bir hastaneye yakın ayarda değil bir yer oluyor. Girne'de böyle bir yer yapıyoruz. Tabii başka bir takım yaşlı bakım merkezi şeklinde bir takım düşüncelerimiz var. Çok bununla güzel alakalı çalışmalarımız, projelerimiz devam, hı-hı, ediyor. Yaşlı bakım aslında çok önemli. Bunu mesela yaklaşık ne kadar bir süre sonra aslında şeye koyarsınız? Rayına oturmuş olur tamamen. Vallahi o konudaki şeyimiz hazır. Yani hani planımız, programımız hazır. Bir uygun mekan, yer, şartları bir araya getirmek için nerede şu anda. Nerede düşünülüyor genelde? Bu aslında bir tane değil, birkaç yerde. Birkaç yerde. Birkaç yerde. Şu an Girne'de işte denize yakın insanların daha güzel böyle bir ne derler, sayfiye ya da tatil köyü formatında bir arayışımız var. Bununla alakalı da bir takım gelişmeler var. İnşallah olgunlaşınca, hı hı, bunun da yakında diyelim müjdesini veririz. Hem adamız için hem de ana vatan Türkiye için hem diğer adaya teveccüh gösterebilecek, yabancılar için de hizmet verebilecek üst düzey bir yer olacak inşallah. Aslında çok güzel, gerçekten çok bence gerekli. Neden? İnsanların hep bir korkuları var. İşte yaşlanınca ne olacağım? Çocuklarımıza bile şey diyoruz, sen bakar mısın be bana büyüyünce diyorsun. Yani bunu farkında olmadan ben bile diyorum ki, hani çocuğumu dünyaya işte koşulsuz olarak baksa da bakmasa da dünyaya getirdim diyorsun. Ama bazen kendi aramızda konuşurken kızıma diyorum ki, adacığım diyorum işte ben de senin yanına geleceğim diyorum, yurt dışında okursan dedim. Karşılıklı olsun dedim orada yaşarsan. Ben senin üst katında oturayım. Onun zaman gösterecek anne diyor 8 yaşında. Bir tane. Bir tane. Kime hemen sorsanız aşağı yukarı bu cevabı alıyorsunuz. Bir, bir iki tane. Üç tane olduğu üç çocuk artık şaşırtıcı olmaya başladı. Değil mi şaşırtıcı? Hatta şimdi inanamıyorsunuz diyorsun ki ne? Üç, ben mesela dün karşılaştım. Maalesef. Üç çocuğum var deyince gerçekten mi dedim. Yani bir inanamıyoruz. Bir anneniz kaç kardeş? Yedi kardeş. Baba? Onlar da altı. Aşağı yukarı bizimkiler de öyle. Değil o mi? Şey için söylüyorum. Şimdi yani bizim annemiz babamız hasta olduğunda, yatalak olduğunda bakacak bir sürü kişi var. Yükü paylaşabilecek bir sürü kişi var. Biz yakında yaşlandığımızda benim bir tane oğlum var. Sizin bir kızınız var. Bir tane kızım var. Hadi bize baksın. Mümkün mü? Değil mi? Belki o yurt dışında olacak yani. Yani orada nasıl baksın? En fazla bakıcıya teslim edecek. Evet. Çalışacak, para kazanacak, hayatını geçindirecek, belki sana da bakacak falan. Yani onun sorumluluğu fazla
Ama bunu yapma fiilen imkansız zaten. Çok daha gerekli olmaya bakıcıların elinde değil. Kalıyor bugün yaşlılarımız maalesef. Yani bakıcıların elinde kalıyor, çok iyi bakılan var. Herkes istiyor tabii ki. Ama bunu daha profesyonel, daha yani bir huzur bu alanda çok terk edilmiş var. Bir bakım evinden ziyade bir tatil köyü formatında ailelerin istediği zaman alabileceği, istediği zaman ziyaret edebileceği, birlikte yaşayabileceği bir sosyal faaliyet gibi düşünülürse bizim de yapacağımız, yani düşüncemiz bu yönde. Bu bir açığı kapatacak, toplumdaki bir açığı kapatacak. Bugün hani her baba yiğidin yapacağı bir şey değil. Yani özellikle yatak bağımlı ya da ileri hastalıklı, ileri yaşlısına, yaş almış kişilerine bakabilecek bir durum. Ya işinden gücünden tamamen geri duracak, işini gücünü kapatacak, onun başında duracak ki böyle bir şey mümkün değil. İşin doğasına aykırı. Ya da akşamdan akşama gelip ziyaret edecek, görecek falan. Yani birileri illaki bu işi yürütecek. Bu dünyada zaten çok ciddi bir ihtiyaç. Yani artık hepimiz günün birinde yaşlanacağız yani. Hani bu kaçınılmaz bir gerçek. Günün birinde öleceğimiz gibi günün birinde de yaşlanacağız sistemin, yani. Sosyal güvenlik sisteminin, sosyal devletin bir önlem alması lazım hakikaten. Yani bu konuyu daha fazla yarınlarda daha fazla ihtiyaç olacak. Kesinlikle. Yani bazı işte bakım evleri duyuyoruz, televizyonlarda gördük. Hı hı. Bazı yakın zamanlarda çirkin yönleriyle ortaya çıkan şeyler de oldu. Bunu gerçekten profesyonel biçimde tasarlayıp bir meşguliyet terapileriyle yaşlıları işte sosyal hayattan da koparmadan, yani aile hayatında da tamamen koparmadan bir organizasyona, bir oluşuma mutlaka ihtiyaç var. Bunu devlet gerçekten akılla, bilimle planlamalı. Gelecekte bu çok daha büyük bir problem olacak. Değil mi? Atalarımız yani sonuçta hani bizi o kadar yetiştiren, emek veren insan atasına her zaman sahip çıkması lazım. Bir de şimdi bakıyorsunuz, tabii ki ben bakıcılara verilmesin demiyorum ama şöyle de bir şey var. Bir evlat, ailesinden olan kişi o yaşlıyı çok daha iyi tanır. Şimdi profesyonel bir ekibe bıraktığın zaman zaten o alanda uzmanlaşıyor. Yani baktığımızda bugün öğretmenler mutlaka belli bir eğitimden geçiyorlar, belli bir sınavdan geçiyorlar. Bu işi gelecekte meslek olarak seçmek için okuyorlar. Ama hani tanımadığın birisine diyorsun ki işte çok zor durumdayım, anneme babama bakar mısın diyen insanlar var. Sonrasında çok korkunç şeylerle karşılaşan, Türkiye'de medyada izliyoruz, görüyoruz haberlerde. İşte öldürülme olayları, çok farklı şeylere şahit oluyoruz, çok değişik olaylar çıkıyor. İşte, onlar uç şeyler tabii. Yani hani hep böyle olacak diye bir şey yok. Ama bunu meslek olarak aslında seçen insanlar da herhalde çok daha güzel olacak değil mi? Biz daha huzurlu olacağız. Size yani deriz şimdi, ya çocuklardan koparmadan, aileden koparmadan. Değil mi? Bu çok güzel. Şimdi bir pedagoji diye bir şey var. Çocukların evet. Eğitimiyle özellikle ilgilenen bir ana bilim dalı, bir bilim var. Yani öğretim teknikleriyle, eğitim teknikleriyle, sosyal faaliyetlerle, oyunla, çizgi filmle, televizyonla, ailedeki davranış, rol modellerle, bir sürü şeyle bir bilim ve bunu biz ta anaokulundan, ailenin en başından ama sonra anaokulundan, kreşinden anaokulundan, ilkokul, ortaokul gidiyor. Yaşlıların da kendine has bir sosyal çevrede, bir profesyonel yaklaşımla karşılanması lazım. Onların da ihtiyaçlarının bu çerçevede karşılanması belki lazım. Aile, olacak değil mi? Aile esas. Hı-hı. Tabii aile esas. Aile içerisinde bütün ihtiyaçları keşke görülebilse. Bu çok büyük bir nimet. Ama bunun olamadığı zamanlarda da açık olan noktaları doldurarak, aileden tam koparmadan, yine işte meşgul tutarak, zihnini, bedenini, o hareketliliği devam ettirerek, ne bileyim depresyona sokmadan, işte bugünün işte bunama, unutkanlık, Alzheimer falan gibi durumlarından mümkün oldukça uzaklaştırarak, bir geriatri biliminin, yaşlı biliminin ışığında bu işi akılla kotarmak lazım. İlaç saatleri mesela değil mi? Kesinlikle, yani bir sürü şey. Fizik tedavisinden, egzersizinden ki özellikle hayata bağlayabilmek. İnsana en büyük belli bir yaştan sonra hayatta tutan şey kendini işe yarar hissetmesi gerekiyor. İşe yarar ve güvende. Hem işe yarar hem güvende tabii ki. Hı hı. İşe yarar hissettiği sürece
kendini bu dünyaya ait ve yarına bir amacı var. Uyanmak için, kalkmak için, hareket etmek için bir amacı, bir gayesi var. Eğer bu eksildiğinde, yani kendini işe yaramaz adletmeye başladığında yaşlılık depresyonu ve sonrasında aklınıza gelebilecek bir sürü problem çok daha fazla hızlanıyor. Problem olmaya başlıyor gerçek manada. Emekliye ayrılınca bile insan bir bocalama dönemi kesinlikle yaşıyor bazılarında yani. Yani o tempoya alışmışsın. Emeklilikte mutlaka bir şeylerle haşır neşir olmak, bir hobisinin olması insanın veya bir uğraştığı bir şeyin, bir amacının olması lazım. Yani açıkçası sabah kalkmak için bir amacının olması kesinlikle lazım. Kesinlikle, çünkü o tempoya alışmışsın, o amaca sürekli alışmışsın. Bir anda o amacın gittiğini hissediyorsun. Yani aynı şey aslında emeklilik. İşte belli bir şeyden sonra yaşlılık, ama bazı insanlar da emekliliği şey için bekliyor mesela. Ben bunun için beklerdim, hani dünyayı gezmek için beklerdim mesela. O da bir dört şey. Gözle beklerdim yani. O da bir şey aslında şey. Değil o mi? O da bir şey. O da bir hedefiniz var, bir amacınız var. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz, ona vakit ayırıyorsunuz, o başka. Değil mi? Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir program oldu. Kısaca sevgili izleyicilerimize ufak bir mesajınız varsa alabilir miyiz? Ufak bir mesaj. Evet. Sağlıcakla kalsınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok ufak bir ben teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi sevgili izleyiciler, gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.